Gözüm yandı. Işığı açıyoruz. Arkadaşlar. Göremiyorum. Böcek şu an pirinç yiyordu. Evet. Doydu karnı. Tam o kadar yoğurdu bitirdi. Ben dökmüştüm yemek yerken. Şu an ellerim falan temiz yoğurdu. Evet. Yani o şeyler neyse. Arkadaşlar. Şimdi daha demin ben bu böceği elime aldım. İlk önce elime şeyini yaptım, izlerine, kakasını yaptım. Ondan sonra da elimi ısırdı. Evet, sonra babama dedim, baba belki böcek acıkmıştır ve böcek ne yer diye sordum. Babam da yoğurt yer dedi. Biz de yoğurt, burada yoğurt üretim artıkları vardı, yoğurt verdik. Yemez. Doydu ki. Bakın elime alıyorum, bana bir şey yapmıyor. Bu çok güzel bir böcek. Sabahleyin de evimize geldi. Yapma. Kanka kardeşim ne kadar çok korkuyor. Aslında böcekten korkulacak hiçbir şey yok. Var. Üzüntü sarık sen. Azim. Bu benim elimi ısırdı ama bir şey yapmadı. Zarar da vermedi. Hiçbir şey yapmadı. Böceklerden korkmanıza gerek yok. Doğrusu ben de korkuyorum ama bu böcek örümcekten bile korkuyor. Örümcek ölür. Kendi balkondan atıyorsun aşağıya. Bu böcek bana hiç zarar vermedi şu an. Isırdı oranın bir yere. Senin... Ama hiç zarar vermedi. Çünkü çok senin... tatlı bir böcek. Çünkü sen külafe gördün. Külafeci almayacağım sandım. Anca bana verir misin dedi. Bak takat atarım dedi. Vermediği için takat attı sandım. Bakın arkadaşlar şu an pirinç tanesi yiyor. Daha ne? Ver ben tutayım. Evet yiyor. Ne kadar güzel yiyor. Benim elimi ısırdı ama ondan başka bir şey yapmadı. Ha bir de zararını yapmış olabilir ama hiç zarar vermiyor. Elimi ısırdı, azıcık acıttı ama yani etimi kopardı değil. Etimi kopardı değil. Ya sanırım elime şey acıktığı için ısırdı. Ondan başka da zaten. Çok güzel bir böcek. Su da verelim mi? Hayır, su vermeyelim. Zaten yoğurttan su alıyordur. Çok güzel. Çok belli. Nasıl yemek yiyor görüyor musun? Bu geceleri çıkıyormuş. Aslında sabah da geldi bizim oraya. Ama geceleri uygun. Çıkıyormuş. Babam söyledi. Yer artık kolum acıyor. Bip bip. Bip. Ya. Bip bip. Arkadaşlar. Şey bu arada ben paten koyarken paten pisinden düştüm. Şöyle elim sargıya aldılar. Elim sargıya aldılar. Çıktı. Hala kullanmakta zorlanıyorum. Kullanabiliyorum ama kullanmakta zorlanıyorum. Bir şeyler taşımakta falan. Kolum ağrıyor. Ama yine iyi. Ve bu arkadaşımız hala yemeğini yiyor. Diktiremiyorum. Neydi? Ayağımı çok ısırma. Güzel bir böcek. Ayağımı bir daha ısırma. Sıkıntı olacak. Ben bu böceği çok seviyorum. İlk önce bu böceği babam eline aldı. Ondan sonra ben zararsız olduğunu anladım. Ben elime aldım. Elime aldım. Bunu yavrucun üstüne şey yaptım. Sanırım böcek de çok korkmuş. Elime izlerini yaptı. Ondan sonra böceği böyle elim babama verdim. Babam da şey elinde tuttu. Sonra geri aldım ellerimi yıkadığımda. Ellerimi yıkadıktan sonra geldi bir de beni ısırdı. Yaramaz. Geldi bir de beni ısırdı. Ondan sonra baba alsan ya böyle elimde salladım. Tabii böceğin de canı yanmıştır ama elimde salladım. Çünkü o an o kadar çok korktum ki.
Sonra yine ısıracak diye çok korktum. Böyle ısıracak diye. Sonra aklıma bir fikir geldi. Babamın üstüne böceği serbest bıraktık. Yıldırak da. Yıldırak zaten beni babama çok döven bir çocuktur. Şöyle var. Böyle çok dövüyorduk. Böcekten korkuyor. İşte böcekten korktuğu için de böceği babamın üstüne saldık. Yani babama yaklaşamadı birkaç saniyeliğine. Babama zarar bile veremedi. Çok güzel yemek. Ben alıştım. Ay iğrenç komikleri var. Değil mi? Baba sana bir soru soracağım. Bu kuyruklar ne işe yarıyor? Onun dengede kalmasını sağlıyor olabilir. Ama dört ayağı var. Uçtuğu zaman. Neyse biz videoyu burada bitirelim. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay.